Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere yufkadan lahmacun tarifi vereceğim. Tabii ki normal lahmacunun yerini tutmaz. Kanalımda da gerçek lahmacunun tarifi var. Hemen yukarıya linkini ekleyeceğim. Yapmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu da böyle daha kolay ve pratik bir lahmacun oluyor. Öncelikle harcı hazırlayarak başlayayım. Burada 250 gram yarı yağlı kıyma var. Şimdi malzemelerimi sıralayayım ve robottan hepsini hızlıca çekeceğim ve karıştıracağım. Küçüklerinden şöyle 4 tane domates, 1 tutam maydanoz, 3 diş sarımsak, 2 tane orta boy soğan, 3-4 tane kadar yeşil biber kullanacağım. Şimdi öncelikle bunları hızlı bir şekilde robottan çekeyim. Bir yemek kaşığı biber salçası ilave edeceğim. Toz biber, pul biber, karabiber ve tuz ilave ediyorum. Malzeme listesini tam ayrıntılı olarak hemen videonun altına ekliyorum. Oradan da bakın, bazen video içerisinde, çünkü ben seslendirme yapmıyorum, video içerisinde unuttuklarım olabiliyor. Oraya göz atmadan lütfen tariflerimi denememeye özen gösterin. Karıştırıyorum. Karıştırdım fakat içerisine sıvı yağ katmayı unutmuşum. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağının yarısını, hatta yarısından biraz azını harcın içine, yarısını da sos olarak hazırlayacağım. Karıştırayım. Kenara alayım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yarım çay bardağı da su. Sosum bu kadar. Bu sos hemen hemen 2 tane yufkayı üst üste koyacağım için 2-4 yufkaya kadar yeterli geliyor. Şimdi ben de harcım yetene kadar lahmacunlardan hazırlayacağım. Şimdi sosu da kenara alayım. Kıyma harcımı da 2 tane yufkayı tezgahımı açıyorum. Eğer direkt bir tane yaparsanız kuru olabilir. O yüzden 2 tane yufkayla yapmanızı tavsiye ederim. Sostan hemen hemen bir 3-4 yemek kaşığı kadar döküyorum. Fırçayla dağıtacağım. Sadece bu sosu ara katına sürüyorum. Üstüne sürmeyeceğim. Zaten kıyma harcı gelecek. Diğer yufkayı da üzerine kapatıyorum. Bundan sonra istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Benim tepsim mini fırın olduğu için ben şöyle büyük bir kasenin ağzıyla keseceğim. Arzu ederseniz büyük pasta tabağıyla da kesebilirsiniz. Ben en azından bir mini fırına 2 tane sığacak kadar yapacağım. Biraz daha böyle fındık lahmacundan büyük olacak. Kenarlardan kesiyorum. Yufkanın kenarlarından kalanı da tabii ki değerlendireceğim. Toplamda 14 tane çıktı. Şimdi kenarlarını alacağım. Bunları ziyan etmiyorum. Kahvaltıya böyle peynirle falan çok güzel oluyor kızartıp. Nasıl yapabileceğinizle ilgili de bunun tarifini hemen yukarıya link olarak ekleyeyim. Kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Ben yapmıştım çünkü tarifi var. Şimdi birer yemek kaşığı ortalama ortalarına koyuyorum. Ben hepsini hazırlayacağım.
fırına atıp atıp pişireceğim. Hemen hemen bir tanesi 10 dakikada pişiyor zaten. Çok tutmayacağım için hızlıca pişirebileceğim. Üzerine arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben hemen hemen bir yemek kaşığı koyuyorum. Kaşığın arkasıyla düzeltiyorum. Arzu ederseniz de hemen göstereyim. Elinizle şöyle bildiğiniz lahmacun gibi düzeltebilirsiniz. Çok aşırı kenarlara vermiyorum. Ben böyle elimde daha rahat yapacağım. Fırın tepsim 2 tane alacak. O yüzden ikişer ikişer pişireceğim. Sizler de fırın tepsiniz ne kadar alırsa o kadar pişirebilirsiniz. Altına birazcık böyle un serptim. 220 dereceli fırında böyle birazcık fırının üst gözüne değil de biraz daha aşağı gözüne koymuyor. Özen gösterin ki üzeri direkt kızarıp yanmasın. Pişirdikten sonra hepsini pişirdikçe üst üste koyacağım ve hepsini tek tek böyle ikişer ikişer olacak şekilde pişireceğim. Lahmacunların hepsini pişirdim. Sonuncusunu da fırından çıkardım. Böyle her fırına atmadan önce muhakkak birazcık un serpin. Birazcık tepsim böyle yanmış gibi gözükebilir ama arkası falan da gayet güzel pişti. Artık bu son tepsim. Hatta şu bir taneyi tavada denedim. Tavada da isterseniz yapabilirsiniz. Bildiğiniz lahmacunların hiçbir farkı yok. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle çıtır çıtır. Burada birazcık kuru soğan, maydanoz ve domates doğradım. Bunlarla servis edeceğim. Pratik ve çok lezzetli bir lahmacun oldu. Ben şimdi hemen hazırladığım yeşilliklerle saracağım. Sizlere de göstermiş olacağım. Birazcık ben böyle maydanoz, limon da sıkacağım. Biraz kuru soğan. Domates, çıtır çıtır. Gerçekten müthiş bir lahmacun oldu. Hazır yufkayla yapılabilecek en güzel lahmacun diyebilirim, çıtır çıtır. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.